Merhaba. Erkekler neden dişli kadınları sever? Sheri Argov. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çekim ilkesi 25. Erkek cinselliğe güven hissiyle mi yoksa acizlikten dolayı mı girildiğini sezer. Bir kadının onunla ne zaman sadece gönlünü almak için seviştiğini bilir. Fazla iyi kızın aksine dişli kadın bir erkeğe verebileceği cinselliğin ötesinde çok şey olduğuna inanır. O yüzden sadece gerçekten ilişkisinde rahat olduğunu hissettiğinde sevişir. Bu kadın oldukça seksidir. Bu sebepten dolayı seksi sahip olduğu tek şeymiş gibi hemen ortaya atmaz. İlişki iyi bir noktaya geldiğinde de bu tutum değişmez. Erkek kadının onunla sevişip sevişmeyeceğini ve ne zaman sevişip ne zaman sevişmeyeceğini hiçbir zaman tahmin edemez. Sevişme salı mı olacak, çarşamba mı bilemez. Ya da cumartesi mi, pazar mı? Bundan dolayı gizem ve kovalama duygusu asla yok olmaz. Erkek hiçbir zaman tam anlamıyla kadını fethettiği hissine ulaşamaz. Bunun sebebi kadının erkekle kendi koşullarına göre sevişiyor olmasıdır. Sevişme fazla iyi kızın erkeğe çaresizce yapışma ihtiyacından dolayı erkenden gerçekleştiğinde erkeğin davranışları tamamıyla değişir. Akşam yemekleri, mum ışıkları, çiçekler hepsi ani bir fren sesiyle son bulur. Onu yemeğe çıkarıp arkasından sinemaya götürmek yerine haber vermeden elinde bir filmiyle kadının evine gider. Çünkü o gece neler olacağını zaten biliyordur. Ama bir kadın onu beklettiğinde erkek zaman içinde de romantik kalmaya, yemeklere çıkarmaya, çekler göndermeye devam eder. Neden? Çünkü istediklerini elde etmeden önce kadına saygılı davranma alışkanlığını geliştirmiş olur. Çekim ilkesi 26. Kötü alışkanlıkları edinmek, iyi alışkanlıkları edinmekten daha kolaydır. Çünkü iyi alışkanlıklar bilinçli bir çaba gerektirir. Beklemek bu çabayı teşvik eder. Kaliteli bir erkek, kendisine iki konuda garanti verildiği sürece ortalardan kaybolmayacaktır. 1. Erkek, sizin onun arzuladığınızı bilmek. 2. Ve hala oyunda olduğunuzu belirten işaretleri görmek ister. Tünelin sonundaki ışığı görmeye devam ettiği sürece o tünelde ilerlemeye devam eder. Ama erkeğin sizin karmaşık mesajlar verdiğinizi veya onunla dalga geçtiğinizi anlaması uzun sürmez. Bundan dolayı gelecek bölüm size erkeğin dalga geçildiğini hissetmesine engel olmak için yapmanız gereken hassas dengeleme hareketlerinizde yardımcı olacaktır. Şekerleme dağılım planı. İlişkinizi yatak odasının dışında tutmaya çalışırken onun hedefinin sizinkinden farklı olduğunu unutmayın. Siz ayaklarınızı yere basmak istersiniz. O da onların havada kalmasını. Bir erkekten tamamen etkilenip onun kadar tahrik olmuş olmanızın hiçbir faydası yoktur. Böyle bir durumda ona karmaşık mesaj vermek kolay olacaktır. Çünkü zaten çok seksidir ve sizi baştan çıkarmaya çalışıyordur. O esnada sizden gelen her mesaja yeşil ışık gözüyle bakacaktır. Bu nedenle sinyalleri çok net vermek önemlidir. 1. Kırmızı hayır demektir. 2. Yeşil ilerle demektir. 3. Sarı dalga geçiyorsun anlamına gelir ve bu onu çok sinirlendirecektir. Mesela kanepede üşürken belki üstünüzü çıkartırsınız ve hafif sıkıştırmalar başlar. Birkaç dakika sonra erkek devamını getirmeye hazır olduğunuzu düşünecektir. Bu hayır henüz hazır değilim deme zamanı değildir. Ona bunu şöyle söylemek şekeri çocuğa tattırdıktan sonra elinden almaya benzer. Onunla dönüş olmayan bir noktaya kadar gidip daha sonra hayır bunun doğru olduğunu düşünmüyorum diyemezsiniz.
Erkek üstündekileri çıkarmış, pantolonun düğmelerini açmış bir vaziyette. Yarım saattir sıkıştırılırken bunun doğru olmadığını nasıl düşünürsün diye düşünür. Çekim ilkesi 27. Son dakikada sevişme prizini çekerseniz size gösterip vermeyen etiketini yapıştıracaktır. İşte burası şehvetli ve rahatsız olmuş değişine geldiğimiz yerdir. Erkek artık şehvet duymuyorsa buna kızar ve rahatsız olur. Artık oyuna katılmayı çok daha az ister. Çünkü siz oyunun bütün eğlencesini yok etmişsinizdir. Oyunu adil bir şekilde oynamadığınızı düşünmeye başlar ve duyguları şehvetten içerlemeye dönüşür. Eğer dalga geçildiğini hissederse sizi kovalamaktan tamamen vazgeçebilir. Bunu bir düşünün. Bir köpeğe bir saat boyunca kemik gösterip daha sonra ona kereviz sapı atamazsınız. Eğer bir erkeğin size saygı göstermesini istiyorsanız adil oynamalısınız. Aşağıdaki kurallar gösterip vermeyen birisi olarak algılanmadan sevişme zamanınızı geciktirmeye yardımcı olacaktır. Başlangıçta onun evinde veya kendi evinizde onunla yalnız kalmamaya çalışın. Özellikle de geç saatlerde. Kalabalık mekanlarda buluşmanızı gerektirecek sosyal şeyler yapın. Ya da gelip sizi alsın ve beraber başka bir yere gidin. Gün içinde eğlenceli şeyler yapın. Beraber bisiklete binmeye giderseniz bu ona kırmızı ışık gibi gelebilir. Ama gece geç bir saatte şöminenin önünde bir şişe şarapla bir battaniyeye sarılı yatarsanız yeşil ışık yaktığınızı düşünecektir. Onu seksi veya duyarlı bir şekilde öpün. Ama bunu dışarıda pek uzun sürmesi mümkün olmayan mekanlarda yapın. Yalnızken ya da yerde veya kanepede yuvarlanırken onu heyecanlandıracak şeyler yapmayın. İlk birkaç randevudan sonra sizi eve bırakırken sizinle içeriye gelmek isteyebilir. Onun harekete geçtiğini ama henüz kendinizin hazır olmadığını düşünüyorsanız arzusunu kapının önünde bırakın. Eğer bir apartmanda yaşıyorsanız, girişte ona iyi geceler deyin. Çok teşekkür ederim. Harika bir vakit geçirdim. Çok gülümseyin, şakalarına gülün ve ona iyi eşlik edin. Sevgilinin yanı sıra onun gözünde bir arkadaş gibi de görünmek istersiniz. Kendisi hakkında gevezelik etmeye başlarsa ve özellikle de biraz gerginse bu harika bir işarettir. Bir erkek eğer sizi beğeniyorsa kendisini açmak isteyecektir. Flört ederken aşırıya kaçmayın. Aranızda geçen cinsel şakalara da dikkat edin. Çünkü bunlar asla şaka değildir. Birçok sefer erkekler parametrelerin nerede olduğunu görmek için mizahtan faydalanırlar. Fazla namuslu tavırlar içerisine girmenize gerek yok. Şakalara gülebilirsiniz ve eğlenebilirsiniz. Ama seks konusu üzerinde uzun süre kalmayın. Aksi takdirde bunu yeşil ışık olarak görecektir. Ona iltifat edin. Onu arzu ettiğinizi belli edin. Örneğin size sarılırken hafifçe eğilin ve parfümünü koklayın ya da ona harika olduğunu söyleyin. Bu hareket ona onu arzu edilir olması ile ilgili olmayan başka sebepler yüzünden biraz beklemeyi seçmiş olduğunuzu incelikle ifade eder. Seveceğim ve sevgi dolu olduğunuzu ona gösterin. El ele tutuşun veya başınızı omzuna yaslayın ki kendisini erkek gibi hissetsin. Sinemaya gittiğinizde bacağını hafifçe okşayın ama fazlaya kaçıp ona yanlış mesajlar vermeyin. Özel bölgelerine dokunmayın yoksa bunu yeşil ışık görür. Sizi eve bırakırken arabanın içinde birbirinize yoğun bir şekilde okşamaya başlamayın. Aksi takdirde harekete geçmek isteyecektir. Arabasının siyah deri koltuklarına otururken size ayakkabılarınızı sildirten adam bile sizinle arabasında küçük küçük oyunlar oynamakta tereddüt etmez. Zaten o arabayı getirmesinin öncelikli sebebi de budur.
Saat gece yarısını geçtiyse, peki sadece bir dakikalığına gel içeriye demeyin. Ondan içeri gelip kendiniz Kuşi ile tanışmasını istemeyin. Kahve içmeyi önermeyin, çay içmeyi önermeyin. Yeni düzenlediğiniz evinizi ona göstermeyin. Gece yarısından sonra sadece bir dakika diye bir şey yoktur. Her ne kadar öyle olsa da zamanlama sizin kontrolünüzdeymiş intibası uyandırmayın. Asla ona en az bir ay beklemesi gerektiğini söylemeyin. Onun yavaş yavaş ısınmaya başladığını fark ettiğinizi göstererek ona 3 günlük hava tahmini raporu verip yakında hazır olacağınızı söylemeyin. Olmasına hazır olmadığınız bir şeyin meydana çıkması için fırsat yaratmayın. Sadece sarılırız dediğinde ona inanmayın. Onu uzun zamandır tanıyor olsanız bile, kendine mükemmel derecede hakim olağanüstü bir beyefendi olsa dahi, öncelikli hedefiniz onu akabinde rahatsız olabileceği bir noktaya taşımamaktır. Ümumi yerlerde ona karşı sevecen olun. Genellikle bu oldukça güvenlidir. Çünkü bu tip ortamlarda daha ileriye gidilemez. Cinsellikle ilgili karışık mesaj verme konusunda ders kitaplarına örnek olabilecek bir olay arkadaşım Pam'ın başına geldi. Geçen kış buluşmalarının akabinde arabası çok soğuk olduğu için arkadaşım erkeği evine davet etti. Sıcak çikolata hazırladı ve yumuşak pamuk rahat pijamalarını giydi. Akabinde öpüşmeye başladılar. Pam pijamalarının çok muhafazakar göründüğünü ve erkeğin bu pijamaları sekse davet olarak almayacağını farz etti. Erkeğin kafasında sıcak çikolatadan çok daha fazlası olduğunu görmek Pam'ı şaşırttı. Erkek için yatak odası kıyafetleri yatak odası kıyafetleridir. Uyumak için kullandığınız rahat bir şeyler, hatta çirkin bir boksör, şort veya uyku tulumu da olsa yeşil ışık olarak algılanacaktır. Bir erkek size baskı yapıyor olsa da eğer sizi gerçekten beğeniyorsa derinlerinde onu bekletmenizi isteyecektir. Erkek sizin farklı olduğunuzu inanmak ister. Onun düzgün, havalı ve yakışıklı olduğunu düşünmenizi ister. Şakalarına gülmenizi ve onun komik olduğunu düşünmenizi ister. O bir tanrıça ister. O bir harika kadın ister. Öyleyse ona bu izlenimi nasıl verebilirsiniz? Basit. Bırakın peşinizden koşsun. Kolayca teslim olmayın. Bir çift çizme giyin ve onun hayallerinin harika kadını olun. Tatlı nokta. Bir erkek ile bir kadın sevgili olduktan sonra bile beraberlik esnasında paspas ile hayallerin kadın arasında farkı yaratacak davranışlar vardır. Fazla iyi kızın yaptığı en büyük hatalardan biri diğer kadınlarla rekabete girmektir. Odadaki diğer kadın hakkında erkeğe sorular sorar. Sence o kadın güzel mi? Ya da erkeğin hayalini kurduğu, sandığı her kimse onunla rekabete girebilir. Manken, derginin kapak kızı, striptizci veya porno yıldızı. Çekim ilkesi 28. Eğer erkek size kendinizi güvensiz hissettirirse izin verin, güvensizliğiniz size rehberlik etsin. Kadınların 30 yaşına gelmeden cinselliğin zirvesine çıkamadığı söylenir. Ancak o yaşlarda kadınlar kendilerine olan güvensizliklerini veya diğer kadınlarla rekabet etmeleri gerektiği hissinin üstesinden gelebilirler. Bu yaşlardan sonra seks daha iyi olur. Çünkü artık kadın erkeğe ne istediğini söyleyebilir. Kadın kendisinden daha emindir, daha iddialıdır. Kendisini tamamen bırakabilir. Çünkü kendisini çok daha fazla kafasına takmıyordur. Birçok kadın ideal olanı yaşamanın baskısı altındadır. Ya da yatak odasında iddialı bir performans ortaya koymaları gerektiğini düşünür. Bazı erkeklerin kritik yaparken ne kadar çok bağırırsa o kadar iyidir dediklerini duydum.
Pornografinin bu kadar yaygınlaşması, standartların ne kadar gerçek dışı olduğunun bir göstergesidir. Porno filmlerinde bile sahte dış efektler kullanıyorlar. Bu şu demek, aslında filmde evet evet gel bana diye gelen kadın sesi genellikle 100 kilo ağırlığında, tamamen giyinik bir vaziyette, bir sandalyede oturan ve mikrofona bağıran kadına ait oluyor. Dişli kadın kendisini dış standartlara göre tanımlamaz. Ama genelde fazla iyi kızlar bu dış standartları ölçmekle fazla mesai sarf ederler. Eğer bir kadın yatakta performansa odaklanırsa ilk etapta neden o yatakta olduğunu unutur. Ve paylaşılan zaman seks değil, animasyon zamanına dönüşür. Nasıl orgazm taklidi yapılır? Animasyon rehberi. Sırtınızı 45 derece geriye doğru eğin ve köpek gibi hızlı hızlı soluyun. Porno filmden birkaç dizeyi ezberden söyleyin. Örnek, başka hiç kimsenin yapamadığı kadar iyi yaptığını söyleyin. Ve temel sözler, evet, 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 daha sert, daha sert durma. Ve sonra hemen en yakındaki yastığa tokat atmak isteyin. Ve hepsini karıştırın. Bu şu demek. Bazen önce bağırıp sonra yastığı tokatlamak istersiniz. Bazen de önce tokatlayıp pardon, sonra bağırmak. Erkekler çeşitli niye bayılır? Parmağınızı emmeyi unutmayın. Şimdi gösteri zamanı. Erkeğe onun kime ait olduğunu sorun ve sonra ona söyleyin. O senin. Erkek pozisyonunu değiştirmek, dinlenmek veya yandaki su bardağına uzanmak için durursa aldırış etmeyin. Siz yine de çığlık atmaya devam edin. Şimdi sözde orgazm. Ölüm perisi gibi çığlık atın. Belki gel. Egzersizlerine başlayın. Sıkın bırakın, sıkın bırakın. Seviştikten sonra yatakta konuşmayı unutmayın. Ondan önce iki erkek olmuştum. Tamam, en fazla üç ama bu son rakam. Uyarın. Eğer erkeğiniz bu sayfayı görürse onda ters etki yapabilir. Sertleşme sorunu. Dişli kadının karikatürize edilmiş bir animasyon gösterisi yapma ihtimali pek yoktur. O kadın daha dürüsttür. O ne istiyorsa onu talep eder. Eğer erkek doğru şekilde yapmazsa kadın onu samimi olmayan sözlerle cesaretlendirmez. Çünkü eğer ederse erkek hiçbir zaman kadını gerçekten nasıl mutlu edebileceğini öğrenemez. Ve o zaman bu iş yürümez. Çünkü dişli kadın kendi memnuniyetini gerçekten önemser. Ben bir kadının orgazm taklidi yapmasını önermem. Bu küçük ders kadınların performans gösterme zorunda oldukları hissini uyandıran baskılamalara bir taşlamadır. Eğer erkek sizi bir sahne gösterisinde yarışıyormuşsunuz gibi bir hisse sokarsa onunla yatmayın. Kadın tam kendisi gibi davrandığında ve hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri dürüstlükle ifade ettiğinde erkek çok daha fazla heyecan duyar. Bu her iki taraf için de ödül kazanacak bir gösteri sergilemekten çok daha önemlidir. Çekim ilkesi 29. Kaliteli bir adam seksi samimiyetle seven bir kadının fantezisini kurar. Erkeği memnun etmenin yarısı kendinizi olduğunuz gibi ifade etmektir. Taklit yapmak değil. Erkeğin egosunu fark etmeniz ve onu okşamanız gerektiği doğrudur. Ama bu ancak sizin tatmin olmanız sonucu gerçekleşecektir. Odanın dışında geçerli olan prensip odanın içinde de geçerlidir. Dişli kadın erkeği çok daha fazla memnun eder. Çünkü o kendisinin memnun olmasıyla çok daha fazla ilgilenir. Erkek herhangi bir soru sormaya gerek kalmaksızın dişli kadının bunun her dakikasından hoşlandığını bilir. Ve bu onun egosunu hiçbir şeyin okşamayacağı kadar iyi okşar.
Fazla iyi kız farklı şekillerde de samimi olmama hatasını işler. Mesela ikinci buluşmalarında erkekle yatar ve sonra erkek ona kaç sevgilin oldu diye sorduğunda klasik kitaplardaki eski dizeyi tekrar eder. Sadece 3 sevgilim oldu. Dişli kadın ise asla o alana girmez. Adamla hemen yatmaz. Sonra da neredeyse bakire olduğu oyununu oynamaz. Sadece 3 sevgilim oldu. İlki canımı yaktı. İkincisi senin kadar iyi değil. Üçüncü Nünkü 10 santim uzunluğundaydı ve dördüncüsü, ah dördüncü yoktu ki. Evet tamam dördüncü vardı ama onunla sonuna kadar gitmedik. O yüzden o sayılmaz. Beşinci de önemli değil çünkü sarhoştum. Erkeğe şimdiye kadar 3 sevgiliniz olduğunu söylerseniz ve C'nin yaşını çoktan geçtiyseniz erkek sizin düpedüz yalancı olduğunuzu bilir. Ona klas bir kadın olduğunuzu ekleterek davranışlarınızla gösterin. Olur da özel hayatınızı araştırır ve öğrenmek isterse ona büyük olasılıkla senin beraber olduğun kadar çok kişiyle beraber olmamıştırımdır deyin. Saklayacak bir şeyiniz varmış gibi savunmaya geçecek olursanız kırmızı bayrağı yersiniz. Erkek eski zaferleriyle övünmeye başlarsa ne yapacaksınız? Yapmak isteyeceğiniz en son şey onu dinlemek olsun. Çünkü büyük ihtimalle size olayları süsleyerek anlatacaktır ve siz de süslenmiş bölümlerin gerçekten doğru olduğuna inanabilirsiniz. Dişli kadın, erkek ortaya başka bir kadının konusunu attığında saatine bakan kadındır. O kadın kendi paylaştığı şeyin yeterli olduğunu zaten bilir. İster al, ister alma. Eğer erkek diğer kadının konusunu dişli kadın saatini ayarlarken hâlâ bitirmediyse, dişli kadın ona dönerek şöyle diyecektir. Tatlım, ben senin arkadaşlarından birisi değilim. Lütfen bana daha önce beraber olduğun kadınları anlatma. Çekim ilkesi 30. Bir kadın diğer bir kadınla rekabet ettiği her sefer kendisini küçültür. Erkeklerin yatak odasının dışında olduğu kadar içinde de özgüveni olmayan kadın görmeye alışık olduklarını unutmayın. Farklı olmak istemenizin sebebi daha çok budur. Kendine güvenen bir kadın gibi başka bir kadının onu çalıp çalmayacağı ile ilgilenmeyen bir davranış biçimi sergilemelisiniz. Başka kadınlar konusu açılırsa bunu sohbetlerinizden birisinin içine sokuşturun. Bir kadın bir erkeği benden çalabiliyorsa o zaman o erkeğe tamamen sahip olsa da olur. Çünkü zaten ben artık o erkekle beraber olmak istemem. Sonra gülümseyerek şarabınızdan bir yudum alın ve konuyu değiştirin. Son zamanlarda iyi bir film izledim mi? Eğer erkeğe güvenmiyorsanız onu görmekten vazgeçin. Ancak erkek size güvenmemeniz için bir sebep verinceye kadar, güvenmemeniz için bir sebep verinceye kadar ona güvenmeye devam edin. Bu sizi kendinizden emin gösterecektir. Bu davranışlarınızla neredeyse şu sözleri söylersiniz. Tabii ki benimle beraber olmak istiyorsun. Çekim ilkesi 31. İnkar edilemez kıvılcımın olduğu her seferde kilidi açacak tek bir anahtar vardır. Kaliteli bir erkek güvenildiğini bilmek ister. Bu sizin onun karakterine inandığınızı gösterir. Size güvenmemeniz için sebep verinceye kadar ona güvenmeye devam edin. Eğer size aşık oluyorsa sadece sizinle vakit geçirmek istediğini söylemeyecektir. Ama siz bunu otomatik olarak hissedersiniz. Sizi her gün arıyor olacaktır ve sadece onunla görüşmeniz konusunda ısrarcı olacaktır. Çünkü hayallerindeki kadının yanına başka hiç kimsenin yaklaşmasını istemeyecektir. Bölüm 4. Tilki zekasında aptal olmak. Gösteriyi siz yönetirken kontrolün onun elinde olduğuna erkeği nasıl ikna edersiniz? Daha zayıf cins kavramının istila etmeye hazırlandığı erkeği silahsızlandırmak amacı ile bir kadın tarafından uydurulduğunu düşünüyorum. Ogdenlar.
Aptal tilki erkeğin egosunu oğlak derisi eldivenler ile incelikle ele alır. Aptal tilki erkeğin egosunu oğlak derisi eldivenleri ile incelikle ele alır. Son bölümde nasıl bir aşk ilişkisi kadını kendisinden geçiriyorsa gücün de o şekilde erkeğin başına döndürdüğünden bahsettik. Ve şimdi bu konuya biraz daha yakından bakalım. Erkeğin vermeye motive olabilmesi için verici olduğu zaman kendisini iyi hissetmesi gerekir. Erkek değer verildiğini ve saygı gösterildiğini hissetmek ister. Egoları erkeklerin savaşa girme sebepleridir. Erkekler egolarından dolayı büyük şirketler kurarlar. Spor salonunda ağırlık kaldırmadan evvel kaslarına iğne batırmalarının da sebebi egodur. Dilenmelerinin, hırsızlık yapmalarının, borç almalarının sebebi de budur ve egoları nedeniyle aşık olurlar. Bu açıklama her şeyi bariz bir şekilde göz önüne seriyor diye düşünebilir ama aslında öyle değil. Bir erkeğin kendisini erkek gibi hissetmeye ihtiyacı vardır. Bu sebepten dolayı asla yön sormayacaktır. Erkeğe 6 safhak önce sola dönmüş olması gerektiğini söylemiş olmanızın hiçbir önemi yoktur. O yine de gaza sonuna kadar basıp tamamen ters bir yöne gidecektir. Erkekler yollarını kaybetmez. Onlar sadece başka bir bölgeye aşinalık kazanırlar. İstikamet değiştirirler. Sokağın aşağısında ne varmış ona bakarlar. Yeni bir yer keşfederler. O asla kaybolmaz. Hayır. Marifetli müfettişin yaptığı sadece gidilecek yere 50 kilometre uzaklıktaki farklı yarı çaplardan etrafa bir göz atmaktır. Eğer erkeğin sağa dönmesini istiyorsanız sanırım sola dönmen gerekebilir değil. Bir erkeğin zihninde kendi yol bulma becerileri her zaman kadınınkinden üstündür. Bunlar tamamen onun hiçbir yönü, rotasyonu olmayan egosu ile ilgilidir. Erkeğe heyecan verecek iki kelime mi? Sen haklısın. Onu bunun aksine asla inkna edemezsiniz. O yüzden hiç dinleme zahmetine girmeyin. Bırakın haklı olsun. Siz zeki olun. Tamamen bu sebepten dolayı aptal tilki erkeğin kontrolünün kendi elinde olduğuna inanmasına izin verir. Erkeğin güç duygusuna hitap ederek onun pillerini doldurursunuz. O zaman erkeğin ihtiyacı olan şeyi ona veriyor olursunuz ve bunu bilmez bile. Çekim ilkesi 32. Bırakın erkek kontrolün kendi elinde olduğunu düşünsün. O zaman otomatik olarak yapılmasını istediğiniz şeyleri yapmaya başlayacaktır. Çünkü bir erkek sizin gözünüzde her zaman kral olmak isteyecektir. Haftada birkaç sefer nazik ve cömert olduğunda onun zirvedeki tek köpek olduğunu bilmesine izin verin. Ona kendini kral gibi hissettirin. Pantolonunu giyer ve işte gerçek erkek odur. Ama bu arada bir tahmin edin. Bu durumda istediğini elde eden kimdir? Benim arkadaşım Anet da bu anlattıklarımı zor yollardan öğrendi. Yeni flört etmeye başladığı erkek arkadaşına bahçesindeki yılanı nasıl öldürdüğünü anlatma yanılgısına düştü. Erkek ona onu nasıl öldürebildin diye sordu. Anet de yılana savaşmak için çok büyük bir küreği nasıl kullandığını anlatmaya başladı. Anet de vahşi katliamı detay detay anlatırken erkeğin yüzünü dehşet ifadesi kapladı. O gece ilerleyen saatlerde sevişirken erkek ereksiyon olamadı. Baris penis kod ihlali. Siz çok fazla Tarzan gibi davrandığınızda erkek kendisini Jane gibi hissetmeye başlar. O ortalardayken kesinlikle böcek bile öldürmeyin, lastik değiştirmeyin, hatta patlak ampulünüzü bile değiştirmeyin. Her kırmızı kanlı erkeğin, gerçek erkeğin o olduğu hissetmesi onun biletidir. Bu her zaman uysal olmanız gerektiği anlamına gelmez. Onu zihinsel mücadeleye sokarken aynı anda hatırlayın ki bu erkeğin egosunun okşanılmaya ihtiyacı vardır. Bir erkeğin egosunu beslemeniz ile ona karşı aciz bir kadın gibi kadınmış gibi davranmanız arasında çok büyük bir fark vardır.
Erkeğe aşağıdaki konularda size yardım etmesine ihtiyacınız olduğunu göstermemelisiniz. Sağduyu, gündelik hayatla baş etme, duygusal denge, öz değerinizin güvencesi, öz saygı. Bir birey olarak kendini bütün hissetme. Bu hisler aciz olma göstergeleridir. Ama bunun dışında ona onun erkekliğinin değerini bildiğinizi ve onun erkekliğine ihtiyaç olduğunuzu gösterebilirsiniz. Erkekliğini beğendiğinizi ve daha iyi gelişmiş kaslarına hayran olduğunuzu hissederse sizin görüşlerinize kesinlikle uyacaktır.